Evet sevgili hoşgörüler, bir programda daha karşınızdayız. Bugün şehit ailesi misafiriyiz. Geçen sene İdlib'de şehit olan 10 Şubat. Bu sene 10 Şubat'ta. Bu sene 10 Şubat'ta Sarız Büyük Söbeçimen köyünden İbrahim Albayrak kardeşimizin evindeyiz. Avşaroğlu Halil Daylak kardeşim şehidimize ağıt yakmış. Başkanımız Tekin Polat burada. Teyzesinin oğlu. Teyzesinin oğlu. Bakalım Halil Daylak ne demiş. Kara abi. Ben yavrumu şehit verdim, bu yumuşan hakkım yazısı. Ben oğlumu şehit verdim, bu yumuşan hayalın yazısı. Şehit haberin gelince dinle zanayın yaşları. İbrahim'im nerede diyorum, seslenme zanan arkadaşları. Benim kuzuyum nerede diyorum, seslenme zanan arkadaşlarım. Beri dönsün avşar ele, bu yalan geldi yükü. Yokluğuna dayanamam,
Yekin aslan ayan oğlum yekin. Yokluğun ayağına dayanamam. Yekin aslan ayan oğlum yekin. Bak babam bana anlattı Halil Daylan'a sözün yazdı. Nişanını yaptı kuzum, ne vardı benim içine düzdü. Nişanını yaptı kuzum, ne var beni içine düzdü. Ağzına sağlık Ali kardeşim. Allah rahmet eylesin tekrar. Ablacığım sizi bir tanıyalım mı? Şehidimizin ne söylüyorsun? Annesiniz. Annesisiniz. Annesi. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ Allah rahmet eylesin. Razı olsun. Mekanı cennet olsun. Oğlunuz hakkında biraz bilgi verirseniz. Nasıl diyeyim? Adam gibi adamdı. Yaşı küçüktü ama kendi çok büyüktü. Evet. Çok büyüktü. Vatanını, milletini seven birisiydi. Düşkünleri seven birisiydi. Çok şeydi yani, nasıl anlatmayı, o kelimeleri getiremiyorum. Evet, o kadar merhametli insandı. 70 yaşında bir dede görse, İbrahim'i görünce ayağa kalkardı. Derdim ya Rabbi, çocuktaki ne? Komşular böyle gelirken İbrahim geliyor diye boğanak gelirlerdi. İnan şehit haberi gelince ben buradaki tanıyan komşuların hepsi yıkıldı. Resmen olsun, akrabalar olsun yıkıldı. Ya çocuklar kapat etmezler, terbiyelerini bozmazlar ama İbrahim bir ayrı özellik vardı onda, onu ben seçemiyorum. Geldi, izine geldi. İbrahim nasıl aldın dedim, cehizini aldık, salonu kiraladık, kınalığını neyin aldık, damatlığını aldık. Dedim ki oğlum dedim, çok az gördüm. 10 gün bir rapor alak da dedim, gitme dedim. Anne dedi bana elini ayağını öpeyim, elini ayağını öpeyim, bana bunu isteme. Ben gitmek zorundayım, orada şehitler, arkadaşlarım şehit olursa vebaline çıkamam dedim. Gelirim 4. aya dedi. Zaten kendi Türkiye ikincisi oluyordu, keskin nişancıydı. Evet. Ankara'da ayın 10'unda sınav şey vardı, yarışması vardı. Uluslararası yarışmaya katılmıştı. Türkiye ikincisi olmuştu. Özel kuvvetlere seçildiydi. Nisan'ın 1'inde de Ankara'ya özel kuvvetlere geçecekti. Anne dedi, bunu benden isteme dedi. Gene geleceğim Allah izin verirse dedi. Ama İbrahim de değişik bir, zaten yüzü çok güzeldi. Merhameti olduğu kadar yüzü de çok güzeldi. Herkesi çok severdi. Böyle gözlerini açıp yumdukça güller dökülüyordu, diyordum. Allah'ım yarabbim, daha öyle geliyor. İbrahim sen esmer ol gelin diyordum ama beyazlamışsın dedim. Bana dedi ki anne dedi, şey dedi, şurada esmer vatandaşa gitsek onlar da dedi benim oğlum seninle güzel diye, sana güzel görünüyorum. Nazar mı oldu? Komutanlar neyi o kadar seviyorlardı ki, sanki o birliğin gözdesiydi. Evet. Yani diyordu işte orada anne, dedim İbrahim ne yapıyorsun, neler yapıyorsun, biraz bana anlat. Fazla anlatmayı sevmezdi, askeriye şey gizli olur diye. Anne derdi, bazen çocuklar var, çok üzülüyorum onlara, arkalarında aileleri yok falan derdi. Yardım etmediği kalmazdı yani, yardımcı biriydi kendisi. Ama
Rabbim öyle gördü. Nişanlıydı, nişanlısını çok severdi. Evin bitecek mi dedi, telefon açtı bana. Dedim ki oğlum biter. Nisan'a yetişirim anne, yetişecek oğlum inşallah Allah'ın izniyle dedim. Suriye'den geldi, bir gün Hatay'da kaldı, geri dönüş yapacak. Aradım, ne yapıyorsun oğlum dedim, askeriyedeyim dedi. Evine gittin mi dedim, gitmedim dedi. İbrahim dedim, gel bu işi bırak da gel dedim. Asla onu benden isteme dedi. Namaz kılıyordum, mesajı geldi, bildim İbrahim'den geldiğini. Selamı verdim, baktım anne hakkınızı helal edin. Eşe dosta selam söyle. Haklarını helal etsin diyordu. Ben acil hemen aradım, dedim ki sınırı geçmeden arayayım, ulaşılmıyor çünkü. Aradım dedim ki oğlum dedim, otobüs deneyim gel dedim. İstemiyorum gitme dedim. Olmaz anne, ben buradan dönemem, asla dönmem dedim. Çok mert. Dedim ben de gelirim senin yanına. Sen gelsen bir dakika, bir saniye ağlamak gibi. Gitti, ondan sonra 4 gün sonra şehit oldu. Sesini duymasak biz çıldırıyorduk, şimdi hala da çıldırıyor. Sabaha kadar yapmıyorum bayramda. Öyle kapıları bekledim, gelecek diye sürpriz yapacağım diye ama yapmadı. Babası her şeyde arardı onların ikisinde, ikisinden akıl alırdı. O şimdi diyor, ben yetim kaldım. Anadan yetindim, babadan yetindim ama evlattan da yetim kaldım diyor. Acısı çok zor, dayanılmaz bir acı. Rabbim sabırlar versin. Kardeşimi duyduğum anda yıkıldım. Ona çok üzüldüm, onu çok severdim. Yolda giderken de arabanın içinde sanki bir ses bana, oğlum şehit oldu, İbrahim şehit oldu dedi. Eşime döndüm, şöyle bir baktım. Dedim ki, o da bana dedi, benim de suçum yok. Amcalarım diyor ki dedi, yol kapalı, gelme. Benim suçum yok dedi, diyemedim. Bayram bir ses bana, İbrahim şehit oldu, haberin olsun diyor, diyeceğim diyemedim. Dilim tutuldu. 10 kilometre ben geldik. Orada haberi aldık. O anda ellerim, kollarım çekildi, benim damarlarım düzüldü. Yani yıkıldık. Artık dilimize kadar kurudu. Ama elinden bir şey gelmiyor, geri getiremiyorum. 4,5 ay oldu, aha, getiremiyorum. Getiremiyorum Metin abi, Tekin abi. Ama acısına gelince çok zor. Bütün şehit ailelerine. Allah sabır versin hepimize. Bizlere de sabır versin. Arkadaşımın biri daha yakında şehit oldu, ikisi. Bütün şehitlerimize Rabbim merhamet eylesin. Amin. Cennetinde en güzel yerinde, en güzel köşklerini versin. Peygamber Efendimiz'e komşu oldu. Tek teselliğimiz o. Makamının yüksek olması, kendine yüksek şehit olması. Tek teselli eden bu. Yoksa insan deliriyor bazen. Uyumuyor, inanın mı? Halen bizzat yatamıyor. Gece bir yüreğim tutsun diye çabalıyorum. Bir baktım Bayram abim sinir krizleri geçiriyor. Ama Rabbim verdi, Rabbim aldı. Karşıda gelemeyiz. İnsan da etmek istemiyor Rabbim. Affetsin. Ediyorsa etmiyor. Elhamdülillah. Ama yani çok zor. Tek kelimenin çok zor. Evet. Büyük Sarız Söbeçmen köyünden İbrahim Albayrak şehidimizin evindeyiz. Avşaroğlu Halil Daylak şehidimize ağıt yaktı burada. Tekrar yad ettik. Tekin Başkanım burada. Halil kardeşim, bir tane daha çalar mısınız aynı adı? Yok ya. Öyle mi? İstiyorlar da arkadaşlar. Baştan izlesinler abi ya. Tamam. Tamam. Başka varsa da söyleyebilirsin. Baştan izlesin. Bütün dostlara selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Yani çok zor gerçekten bizim için de. Dinlediğimiz zaman bizim için de çok zor. Evet. Evet. İşte şimdi başlaması. Aileye de fazla şey yapmam. Evet. Gerek. Halim, Güler'in anlattığından şey yaparsan oradan videodan izlesin. Evet. Ben şey söyleyemedim ama daha iyi olur yani. Dile getiremedim de söylediğim bir iki şey var. Hani şey yaparsın. Evet, onu da bakalım sonra inşallah. Evet. Teyzem inşallah. Evet, program burada bitiriyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkes. Ben konuşmayayım. Öyle mi? Konuşamam şimdi vallahi. Annen nesinden istersen.
Öyle çıkmış. Öyle çıkmış. Annemesinin kıymetlisiydi, dedesinin de kıymetlisiydi. Bütün dayılarla vefat eden kardeşim. Dayısı? Hasta yatakta yatıyordu. Kafasını kaldırıyordu. Diyordu ki, abla, İbrahim'le Nurdoğan'dan haber var mı? Dedim ki, bu kadar niye? Kardeş dedim, senin de evladın var dedim. Bu kadar üstlerine düşüyorsun dedik mahsus. Dedi bana, kalbimin şu köşesinde İbrahim, bu köşesinde Nurdoğan, aşağısındaki bir şey olan da benim dedi. Dayısı öğlen 11:30 gibi bire yakın vefat etti. O sıralarda da İbrahim şehit olmuş, hiç haberimiz yok. En son biz duyduk. Biz şeyden geliyorduk, Karaday'dan gelip döndürdük. Siz Karaday'dan mı? Biz de buradan hazırlayalım. Karaday'dan mı? Alacaktım. Biz Karaday'dan mı? Gideceğiz. Şeyde bir komiser arkadaş var bizim. Tekrar Allah rahmet etsin diyoruz. Programı burada bitiriyoruz. Herkese saygılarız. Allah'a emanet.